Herkese selamlar arkadaşlar. Taze Mühendis'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün üniversite tercihi özel Gazi Üniversitesi'ni sizler için inceleyeceğiz. Yanımda Salih var. Salih'le birlikte Gazi Üniversitesi'ni baştan sona yorumlayacağız. Her şeyini sizlere göstermeye çalışacağız. Şu anda Gazi Üniversitesi'nin önündeyiz. Birazdan C kapısından okula giriş yaparak incelememize başlayacağız. Okulun birçok kapısı mevcut fakat ben genelde C kapısını kullanıyorum. Okula girerken C kapısından girmeye özellikle dikkat ediyorum. Bunun birçok sebebi var. Öncelikle C kapısının bulunduğu konum. Hemen karşısında bir İmam Hatip Lisesi var. Türkiye'nin en büyük İmam Hatip liselerinden birisi. Sağ çaprazında Eczacılık Fakültesi var. Yani sabah okula gelirken burada bir insan kalabalığı oluyor. Güzel oluyor. Ayrıca benim C kapısını tercih etmemdeki en büyük sebeplerden birisi C kapısından girdikten sonra fakülteme gidene kadar izlediğim güzergah. Zaten bu güzergahı birazdan size göstereceğim. Neden burayı tercih ettiğimi sizler de anlayacaksınız. Gazi Üniversitesi dünyanın en iyi korunan yerlerinden birisi. Gazi Üniversitesi'ne girebilmek için Gazi öğrencisi olmanız gerekiyor. Yoksa güvenlikler sizi hiçbir şekilde içeriye almıyorlar. Neyse ki biz Gazi öğrencisiyiz ve Gazi öğrenci belgemiz de yanımızda. Okula giriş yapabileceğiz. Ya vallahi ben şahsen okuldayken kendimi çok güvende hissediyorum. Bir üniversite dediğin, bir okul dediğin öğrenciye o güven hissini vermeli bence. Ki Gazi Üniversitesi de bunu fazlasıyla veriyor. 7/24 güvenliklerimiz bizim için nöbette, bizi koruyorlar. Şimdi C kapısından içeriye giriş yaparak Gazi Üniversitesi incelememize başlayacağız. Hadi gelin videoya geçelim. Okula C kapısından giriş yaptık. Salih'i bekliyoruz. Salih giriş yaparken güvenliklere takıldı. Özel aramaya tabi tutuluyor. O da birazdan bize katılır. Dediğim gibi Gazi Üniversitesi gerçekten güvenli bir yer. Salih'i beklerken birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bir üniversite deyince benim aklıma 3 tane kriter geliyor. Bunlardan birincisi yeşil alan. Yeşil alan bir üniversitenin olmazsa olmazlarındandır. İkincisi sulak alan. Havuzdur, deredir, göldür. Herhangi bir su birikintisinin bence bir üniversitede olması gerekiyor kesinlikle. Öğrenciler oturup başında huzur bulabilmeli. Üçüncüsü ise kafe tarzı yerler ki zaten Gazi Üniversitesi'nin bu konuda yeterli olduğunu önceki videolarımdan biliyorsunuz. Okula girer girmez zaten yeşil alanlar kendini göstermeye başladı. Şöyle size göstereyim. Şu ileride gördüğünüz yer C kapısı. Oradan giriş yaptık. Ve hemen burada görüyorsunuz yeşillikler var. Çimler var, sonra çiçekler var, güller var. Buralarda yeşil alanlar başlıyor. Şu an ben gayet huzurluyum. Gazili olmak ayrıcalıktır. C kapısından giriş yapmamın en büyük sebeplerinden birisinin C kapısından giriş yaptığımda izlediğim güzergah olduğunu söylemiştim. İşte o güzergahın üzerinde böyle çok güzel heykeller var. Heykeller bizi bekliyor. Gazinin en büyük ayrıcalıklarından birisi bu. Şimdi üniversitemiz bunu düşünmüş. Yani öğrenci sabah kalkıyor, uykulu uykulu, daha böyle kafası açılmamış, derse gidecek. Derse giderken buradan geçiyor ve burada heykellere bakıp üzerine düşünebiliyor, yorumlar yapabiliyor. Bu şekilde de uykusu açılıyor. Mesela ben hemen bir heykeli yorumlamak istiyorum. Şurada gördüğünüz bir heykel var, bir insan heykeli bu. Benim burada yaptığım gözlemlere göre bu şeyden yapılmış sanırım, atık malzemelerden, çöplerden yapılmış. Benim yorumum şu şekilde. Biliyorsunuz atık demek, çöp demek, kötü bir şey demek. Kötü şeyler birleşerek sonuçta iyi bir şeye sebep olabilir. Mesela burada kötü şeyler, atıklar birleşerek bir insan ortaya çıkmış. Benim yorumum bu heykele bu şekilde. Bilmiyorum. Salih kardeşim sen ne düşünüyorsun? Heykel hakkındaki yorumlarını alalım kardeşim. Hatta dur şu mikrofonu çıkartayım. Bildiğin çöp adam işte. Evet, bu kadar. Bildiğin çöp adam. Çöplerden yapılmış çöp adam. Evet, yani bu da farklı bir bakış açısı. Hemen şurada bir tane daha heykel var. Onu da bir yorumlamak istiyorum. Burada da bu şekilde bir zincir heykeli var. Zincirler üst üste bağlanmış, yapıştırılmış. Benim bu heykele baktığımda aklıma tek bir soru geliyor. Şunu nasıl durdurdular? Bir yakın çekim alabilir miyiz Caner şuraya? Yakından. Bunu burada bu şekilde nasıl durdurdular? Bu işin uzmanı ben değilim. Bu işin uzmanı metalürji ve malzeme mühendisi Salih Bilgin kardeşim. Kardeşimin yorumuna burada da bir başvuracağım ben. Konuya bir açıklık getiriyorum. Bu tahminimce rutil elektrot ile elektrik arc kaynağıyla yapılmış ve tutturulmuş. Yani bir ayakta kalmasının sebebi bu. Yani kaynaklanmış. Kaynaklanmış. Evet. Yani kaynakta bu şekilde duruyor. Ben buna bakınca bunu hızlı yapıştırıcıyla, Japon yapıştırıcısıyla falan yapıştırdıklarını düşündüm. Ama öyle değilmiş demek ki. Evet. Yani bu şekilde heykeller var. Daha birçok heykel var. Arkada bunlar S400 hakkında... var bak orada. Evet. S400'de var. S400 maketi. Bu heykeller hakkında yorum yapabiliyorsunuz. Heykelleri inceledik. Şu anda Teknoloji Fakültesi'ne doğru yürüyoruz. Salih bir şey diyeceğim. Bana böyle bir deniz esintisi gelmeye başladı abi. Sanki bir Ege şehrindeyim ya. O koku geliyor bana, deniz kokusu. Çünkü rektörlüğün oradaki havuza yaklaşıyoruz kardeşim. Rektörlüğün oradaki havuz. Bak ben bunu unutmuşum. Gazi Üniversitesi rektörlüğünün oradaki havuza yaklaşıyoruz.
Burada çok güzel bir havuzumuz var. Üniversitemiz bunu düşünmüş. Öğrenciler havuzun başına oturup huzur bulabiliyor. Kendi iç dünyalarında bir yolculuğa çıkabiliyorlar. Adeta bir üniversite değil de sanki bir su parkı ya, bir Ege şehri. Gerçekten Gazi Üniversitesi muazzam bir üniversite. Gelin oraya havuzun başına gidelim. Havuza doğru yaklaştıkça yeşil alanların sayısı artıyor. Her taraf şöyle gördüğünüz gibi göz alabildiğine yeşil, yeşillik. Ben genelde yürürken buradan geçeceksem çimlerin üzerinden yürümeyi tercih ediyorum. Bütün kötü enerjimi olduğu gibi toprağa veriyorum. Sonra şurada bir bisikletimiz var. Bu bisikleti kullanarak da spor yapabilirsiniz. Gerçekten okulun Gazi'nden büyük ayrıcalıklarından birisi. Salih gelsene bisikleti çekelim. Bu bisiklet yeni koyuldu. Anladığım kadarıyla da özelliği şöyle. Bisikleti sürüyorsunuz, burada bir enerji üretiliyor ve telefonunuzu şuraya taktığınızda telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ben şu an bunu deneyeceğim, denemek istiyorum. Kamerayı Salih'e vereyim. Ama şey, uygulamayı telefona indirmek gerekiyormuş. Olsun, ben sadece sürmeyi deneyeceğim. Oturum yeri gerçekten rahat. Ben şu an rahatım yani. Evet, ama dur, süremedim. Çantam engel oluyor. Caner'cim, çantayı tutar mısın sana zahmet? Teşekkürler. Bisikletin çok ergonomik bir tasarımı var. Şu anda ben gayet rahatım bisikletin üzerinde. Şöyle tuttuğumda ellerim tam denk geliyor. Bir sürelim bakalım sürerken nasıl oluyor, onu da görelim. Evet, insanlar da geçiyor gördüğünüz gibi. Yani sürüşü gayet rahat. Ben beğendim. Spor salonuna gidip bir ton para bayılacağınıza buraya gelip hem sporunuzu yapıp hem de telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Ya yarın hatırlat da şeyle geldim kanka buraya. Bilgisayarı da getireyim, bilgisayarı da burada şarj edeyim. Böyle bir imkan varsa kullanalım abi. Hem spor yap hem de telefonunu şarj et. Vallahi çok güzel. Az önce yüzüme vuran o Meltem'in deniz esintisinin kaynağını bulduk. Şuradaki havuzdan geliyormuş. Burası normalde fıskiyeli oluyor. Buradan böyle sular fışkırıyor. Fakat şu anda onu kapatmışlar pazar günü olduğu için. Biz biraz videoya ara verip burada oturmak istiyoruz. İç dünyamıza doğru bir yolculuğa çıkacağız. Biraz dinleneceğim. Havuzun başında böyle mezuniyet fotoğraflarınızı çektirebiliyorsunuz. Ama biz daha mezun olamadığımız için genelde burayı huzur bulmak için kullanıyoruz. Zaten Salih şu anda transa geçti. Bir Salih'i göster istiyorsan. Gördüğünüz gibi Salih şu anda kendinden geçti. Ben de birazdan öyle olacağım. Kusura bakma kardeşim, şeyini bozduk. Meditasyonunu. Şimdi ben de aynı o şekilde huzur bulacağım. Şuraya oturarak terapime başlamak istiyorum. Hüseyin, kalk hadi geldik. Nereye geldik lan? 2 saattir uyuyoruz. Hadi kalk, video çekeceğiz. Oğlum içim geçmiş ya. Şuraya her oturduğumda aynı şey oluyor. Muazzam bir havası var. Şu arkadaki fıskiye sesi var ya. Efsane bir şey zaten. Ninni gibi geliyor abi. Hadi başlayalım videoya. Oturan boğa kanka. Oturan boğa. Kanka üniversiteye yeni geçmişsin. Böyle lise bitmiş. Deli gibi ders çalışmışsın. Sonunda da istediğin üniversiteyi, yani Gazi Üniversitesi'ni kazanmışsın. Senin o üniversiteden beklentin ne olur? Benim o üniversiteden beklentim tabii ki çimlerde uzanıp yuvarlanmak olur. Aynen abi. Çimlere geleceksin, oturacaksın arkadaşlarınla. Evet. Böyle bir Akdeniz akşamlarını söyleyeceksin. Gerekirse çimlerde yatacaksın. Bunları yapmak olur. İşte Gazi Üniversitesi bunu da düşünmüş arkadaşlar. Teknoloji Fakültesi'nin önünde devasa bir çim alan var, yeşil alan var. Hatta şöyle bir çeker misin kardeşim sana zahmet? Gördüğünüz gibi çok büyük bir yeşil alan var Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nin önünde. Bugün Salih'le birlikte biz burayı test edeceğiz. Burada oturma testi ve yatma testi uygulayacağız. Çünkü buraya gelen üniversite öğrencileri genelde ya oturuyorlar ya da yatıyorlar. İlk olarak oturma testinden başlayalım. Yaklaşık bir 15 dakikadır oturuyoruz ve bence gerçekten çok rahat. Özellikle benim dikkatimi çeken bir şey var. Çimlerin boyutları ne çok yüksek ne de çok alçak. Tam böyle ayarında kesmişler. İnsan oturunca böyle hafif bir yumuşaklık hissi veriyor. Fakat çok da uzun değil, yani seni rahatsız etmiyor. Bence oturma testini başarıyla geçti Salih. Sen ne düşünüyorsun? Yani bence de oturma testini başarıyla geçti. Hani çimlerin yüksek olması, daha böyle hani batmıyor, yer batmıyor. Yani gayet iyi. Bir de istersen yatma testini yapalım. İnsanlar burada genelde nasıl yatıyor abi? Birbirinin dizine evet. Atıyorlar. Ben şöyle bir senin dizine doğru hafifçe uzanayım. Hadi zaman. Bakalım gerçekten nasıl oluyor? Şöyle bir sen yan dön kanka istiyorsan. Şöyle. Ha, aynen. Bakalım yatış testinde geçecek mi? Evet, gayet rahat. Yani. Rahat mısın? Tabii abi, uyurum ben burada. Senin de biraz bacaklar da etli butlu kardeşim. Gayet rahat. Bence yatış testinde başarıyla geçti. Gazi Üniversitesi öğrencilerinin çok bilmediği bir bilgiyi de sizle paylaşmak istiyorum. Burada yani B bloğun önündeki çimlerde 2 saatten fazla oturunca
otomatik olarak yanlardan gitar çıkıyor. Bu gitarı çalabiliyorsunuz. Burada işte ortam yapabiliyorsunuz kendinizce. Bunu çoğu öğrenci bilmez. Rektörlük bunu düşünmüş. 2 saatten fazla burada oturan öğrencinin canı sıkılır. Bir şeyler yapmak ister diye düşünerek buraya gitar yerleştirmiş. Belli noktalarda özellikle şu beyaz çiçeklerin yoğun olduğu noktalarda gitarlar var. Oralarda 2 saatten fazla oturunca otomatik olarak gitarlar yanlardan çıkıyor. Bir okul düşünün ki öğrencinin memleket hasretini bile gidermeyi düşünmüş. Eğer böyle memleket hasreti çektiyseniz, köyünüzü özlediyseniz ve de Gazi Üniversitesi öğrencisiyseniz Gazi Üniversitesi'ndeki lablara gelerek memleket hasretinizi dindirebilirsiniz. Buradaki lapların mimari tasarımı köy şeklinde tasarlanmış. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Şöyle gösterelim Caner. Gördüğünüz gibi şöyle aşağı doğru bir yol gidiyor. Burası adeta bir köy yolu. Aşağı inince hemen orada pazar var mesela. Öyle ben hayal ediyorum kafamda. Daha sonra şuradaki yapıların tasarımı yine böyle eski tasarımlar. Benim köyümü almış satıyor bana. Burası bir depo ama bana adeta bir köy kahvesi gibi geliyor. Şurada masalar var, dayılar okey falan oynuyor. Öyle hayal ediyorum ben. Kafamda o beliriyor. Sonra ilerleyelim. Şurada yine banklar falan var. Orayı da bir gösterir misin? Buradaki banklarda da köy halkı oturuyor mesela. Sonra burada bir havuz var. Bu havuzu şuradaki çeşmeler dolduruyor. Burası da sanki bir köy havuzu, köy çeşmesi gibi. Bakalım suyu akıyor mu? Evet, suyu akıyor fakat garip grup sesler çıkartıyor. Ama neticede su akıyor. Burada elinizi yıkayabilirsiniz. Hatta sabun bile koymuşlar. Şu an çok az bir sabun kalmış dibinde. Ben onu kullanmayacağım hiç olmasın diye. Şöyle gösterelim. Suda bir elimi yıkamak istiyorum. Evet. Gerçekten güzel buz gibi su akıyor. Sanki bir köy pınarı. Havuz da dolmuş. Biraz pislenmiş ama kendi kendine temizlenir. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Sizler için Gazi Üniversitesi'ni inceledim. Baştan sona her şeyini yorumladım. Burada biraz oturup memleket hasreti gidereceğim. Salih'le birlikte sohbet edeceğiz. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.